Dünya genelinde 114 bin kişi koronavirüsten hayatını kaybederken tanı sayısı da 1 milyon 850 bini geçti. 1196 can kaybının kaydedildiği Türkiye'de ise vaka sayısı da 57 bini buldu. Dünya Sağlık Örgütü koronavirüse karşı 70 aşı çalışmasının bulunduğunu, bunlardan 3'ünün umut verici olduğunu, hatta ikisinin insanlar üzerinde test edilmeye başlandığını açıkladı. İnfaz değişikliği ile ilgili düzenleme Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülürken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, açık ceza infaz kurumlarında 17 hükümlüye COVID-19 tanısı konuldu. 3 hükümlü hayatını kaybetti. Bugüne kadar 14 hakim ve savcının testleri pozitif çıktı açıklamasında bulundu. Genel kurulda görüşülmekte olan infaz düzenlemesi paketinde savcılıkların yanı sıra istihbarat birimlerinin de mahkumları cezaevlerinden alarak sorgulamasına olanak tanıyan maddelere yer veriliyor. Sokağa çıkma yasağı uygulamasındaki başarısızlığı üstlenerek görevinden ayrıldığını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanı tarafından reddedilince, bunun parti içi çekişmelerin bir sonucu olduğu yorumlarının yanı sıra salgınla mücadeledeki eksikliği gözden kaçırmak için yapıldığı değerlendirmeleri de dikkat çekti. İzmir Tabip Odası yaptığı açıklamayla İzmir'de 266 sağlık çalışanında koronavirüsü tespit edildiğini, testi pozitif çıkan iki doktorun yoğun bakımda tedavi altında bulunduğunu duyurdu. Ahmet Sağlık Platformu, koronavirüsle ilgili Diyarbakır özelinde hazırladığı raporda 14 yurttaş hayatını kaybetti, 150'den fazla yurttaş hastanelerde tedavi altında, 300'den fazla yurttaş evlerinde karantinaya alındı, 10'dan fazla sağlık çalışanı enfekte oldu bilgilerine yer verdi. Mezopotamya Ajansı muhabiri Ahmet Kambal hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Batacak olan gemiyi ilk önce fareler terk eder" evrensel bir sözdür. Fareler gidince gemi de batar paylaşımı gerekçesiyle soruşturma açıldı.